Bir önceki bölümde gelen kişi Verna'ydı. Verna çoklu evrendeki her örümcek totemi avlamak ve yok etmek için yola çıkmış bir avcı ailesi olan mirasçıların bir üyesiydi. Dünya 13'te Peter Parker neden bu kadar özel olduğunu sorar ve bunun nedeninin bir mirasçı ile karşılaşıp kazanan tek kişi olduğunun bilgisini alır. Spider-UK ikinci takım hakkında bir okuma alır ve Old Man Spider onları toplamalarını önerir. Daha fazla konuşmadan Peter'ın örümcek hisleri harekete geçer ve Octavius'un mirasçılarla savaşta olduğunu ve artık onun liderlik ettiğini görür. Otto'nun otoritesini ilan etmesinin ardından Peter ona meydan okur ve diğer örümcek totemin desteğiyle mirasçılar konusunda daha fazla deneyime sahip olduğu için yetkili kişinin kendisi olduğunu iddia eder. Ona neden liderlik etmesi gerektiğini göstermesi için meydan okur. Ancak Peter yüzüne yumruk atarak onu susturur. Dövüşmeye başladıklarında diğer örümcekler Peter'a tezahürat yapar ve bahis oynarlar. Onunla alay ederken bir yandan da Otto'nun bedenini gasp etmesinin intikamını alma şansının tadını çıkarır. May, Kaptan Evren'den kavgayı ayırmasını ister ve bunun mirasçıları avlamak için harcayabilecekleri bir zaman olduklarını belirtir. Ancak kozmik örümcek adam bunu reddederek onu bir taraf seçmeyeceğini ve bu çatışmanın çözülmesi gerektiğini söyler. Dünya 13.989'a geldiğimizde Khan, Solos'a seslenmeden önce likantropik örümcek kurdu öldürür ve yeterince haraç verip vermediğini ve nihayet eve dönüp dönemeyeceğini sorar. Solos dokumacıya Khan'ı daha zorlu bir dünyaya göndermesini emreder ve ardından ava katılmayı bırakan Morlun'a seslenmek için döner. Solus, Morlun'un Dünya 616'daki örümcek adamdan korkmasına gülerek tepki verir. Morlun kehanetten endişeli olduğunu söyler. Ardından da adı, gelin ve Saya'nın ortaya çıktığını söyler. Solus, mirasçıların hükümdarlığına son verebileceklerini kabul eder. Ancak Morlun, Saya'nın hala ulaşamadıkları bir yerde olduğunu belirtince onu azarlar. Ayrıca Genix'i kendilerine katılmaya çağırarak totemlerle yeterince oynadıklarını ve örümceklerin son umudunu da yok etme zamanının geldiğini söyler. Ve büyük savaş başlamadan önce son hazırlıklar yapılır. Dünya 13'te Peter, Otto'ya yardım ederek onu ayağa kaldırır. Farklı görüşleri olmalarına rağmen uzmanlığına ve deneyimine saygı duyar. Otto, farklı bir bakış açısına sahip olsa da uzmanlığı ve deneyimi hakkında saygı duyuyorum. Mirasçılara karşı ayakta durmuş birisi olarak onun tavsiyeleri çok değerli olabilir. Bu yüzden Otto'nun tavsiyelerini almak için bir aptal olmamak gerektiğini düşünüyorum. Danışmanlık rolünü kabul eden Otto, örümceklerin Central Park'ta çok savunmasız olduğunu söyler ve Peter onların şehre taşınmalarını önerir. Danışmanlık rolünü kabul ettim ve Central Park'ta örümceklerin savunmasız olduğunu düşünüyorum. Otto, bence onları şehre taşımamız daha iyi olur. Burada güvenli olmalarını sağlamalıyız. Hayır Peter, Central Park'ta güvende olduklarını düşünüyorum. Onları taşımak riskli olabilir. Ama Kane'in grubundan herhangi bir yanıt alamıyoruz. Peter, Miguel ile iletişime geçerken altı kollu örümcek adam ve bayan örümcek tarafından görmezden gelinir. Örümcek UK, örümcek adam Noir'in kötü bir şekilde yaralandığını ve Silk ile örümcek kadının onu kendi dünyalarında kurtardıklarını bildirir. CP Oak, mirasçıların zaten orada olduğundan endişelenir. Ancak Peter, Silk'in güvende olması gerektiğini ve CP Oak'un gizlenme cihazını örümcek adam Noir'e vermesini ister. Otto, mirasçıların dünyasını bulduğunu bildirir. Ancak daha fazla güçlü bir orduya ihtiyaçları olduğunu söyler. Ve Peter, düşman atları gerisinde yardımcı olabilecek kişilere ihtiyaç duyduğunu belirtir. Spider-Girl ve Spider-Woman'ı yanına alarak ek yardım toplamak için herkesten yardım istemek zorunda kalır. En son Peter takım için Gwen'i istemişti. Gwen onu seçtiği için şaşkınlığını söyler ve Peter önceki aşırı korumacılığı için özür diler. Özür dilerim Gwen. Önceki aşırı korumacılığım için. Ben kendi evrendeki Gwen'i kurtaramadım. O öldü. Hey, kendi dünyamın Peter'ını kurtaramadım. O zaman birbirimizi koruyacağımıza bir söz verelim. Birlikte daha güçlüyüz. Evet, kulağa hoş geliyor. Daha sonra Peter ve Miles Dünya 67'ye gelirler ama etraf çok değişiktir. Pastel renkli palet ve tekrarlayan arka planlar vardır. Peter bu durumun bir çizgi filmde olduklarını hissiyatı verdiğini söyler. Peter 1960'ların tarzına uygun vintage arabaların olduğu bir ortamda olduklarını belirtir ve ardından hippie kostümle bir süper deforme versiyona dönüşür. Miles Peter'a şaşkın bir ifadeyle bakarken Peter normale döner, hayal kurmaya eğimli olduğunu ve bazen tuhaf şeyler düşündüğünü itiraf eder. Daily Bugle'a gitmek üzere yola koyulurlar. Ancak J. Jonah Jameson iki yeni örümcek adamın görüldüğüne dair bir telefon çağrısı alır. Dinleyin sizi tembel çöpler. Bugün büyük bir fırsat yakaladık ama siz burada vakit kaybediyorsunuz. Harekete geçin. Bu anı kaçırmak istemiyorum. Ona bu iki yeni örümcek adamın resimlerini çekmesini emredin ve bu sefer acele edin. Dünya 13'e geri döndüğümüzde May, Benji,
Captain Universe, Spider-Punk ve CPDR örümcek duyularıyla bir tehdit hissi alır. Morlun ve Jenix portallardan çıkar. Captain Universe onları durdurmak için hazırlanırken Solus ortaya çıkar ve oğullarına saldırmalarını emreder. Morlun Captain Spider'ı öldürür. Jenix ise Spider-Monkey'i öldürür. Bilmeyin zayıf varlıklar. Enigma gücü, saf yaşam enerjisinin kendisidir ve mirasçılar sadece bununla yaşayabilirler. Anlamı şu ki, bu benim için sonsuz bir kaynaktır ve mirasçılar sadece birer araçtır. Çocuklarına zarar vermek, onların yaşamı için bir bedeldir ve bu benim için umurumda değil. Bu güç, türünün ilk örneği olarak benzersizdir ama kontrol edilmesi gereken bir şey değil. Sonsuz bir açlığım var ve bu güç sadece benim ihtiyaçlarımı karşılamak için var. Solus, Captain Universe'u yutar ve örümcekler için hiçbir yerin güvende olmadığını söyler. Sonra Morlun'a dönüp bir ödül isteyip istemediğini sorar. Morlun, M'yi iterek bir kenara atar ve Benji Parker'ı yakalar. Onun, Sion'un alıcısı olduğunu ilan ederken, M'yi dehşet içinde izler. Daha sonra Solus ve Morlun, Sion'u, Benji Parker'ı geri almışlardır. Örümcek totemleri, mirasçılar ve Spider-Punk, düşmanlarını yendiklerini düşünürler. Solus, onları zayıflamış sanarak alay eder ve usta dokumaya doğru yol açar. M'yi onu durdurmaya çalışır. Ancak Morlun ona saldırır ve Benji ile birlikte bir portal aracılığıyla kaybolur. Bu da May'in büyük şokunu tetikler. Spider, kötü bir haberim var. Güvenli bölgeyi kaybettik. Diğer örümcek kahramanları hızla gelmekte. Ve sen neredesin? Merak etme. Buradayız. Gwen, Anya, Manageverse, Spider-Man ve Spider-Man J ile birlikteyim. Anladım. Sizi buldukça size katılırım. Şimdi işler daha karmaşık hale geldi gibi görünüyor. Bu arada Silk, Brix ve Bora'dan kaçarken Dünya 31.45'e gelir. Radyoaktif hava onu etkilemeye başlar ve mirasçı ikizleri gelir. Brix portalın dışına adım attığında türü için radyasyonun ölümcül olduğunu fark ederek acı içinde çığlık atar ve Bora onu dışarı çıkartır. Radyasyonlu dünyanın onlara daha fazla zarar vereceğini fark eden Silk onu kabul etmeye karar verir. Kendini ağ ile kaplar ve nereye gitmesi gerektiğini öğrenir. Örümcek ordusu hayvanlarla dolu olan Dünya 8847'ye varır. Spider-Man, mirasçılar kendilerini tanımıyorsa nerede olduklarını bilemeyeceği için onları rastgele taşıdığını söyler. Ta ki yeni bir güvenli bölge bulana kadar. Ancak mirasçılar Speedyman adındaki karakter tarafından uyandırılır. Speedyman kaçmanın bir bedeli olduğunu ve bazı kayıplar yaşandığını belirtir. Aynı sırada Dünya 1'den gelen örümcek kadın mirasçıların evine sızar. Spider-Man örümcek kadına yardım teklif eder. Ancak onun kendisinin işleri yolunda gittiğini ve Dünya 1'deki örümcek kadının mirasçılara yardım ettiğini söyler. Peter bu durumun planlı olduğunu düşünür. Ancak daha sonra iletişimlerini kaybeder. Daha sonra Miles ile iletişim kurar ve işe alımın nasıl gittiğini sorar. Miles farklı evrenlerden birçok örümcek adamın takıma katıldığını anlatır. Morlun Benji'yi Brix ve Bora'ya verir ve gelini yakalayamadıklarından dolayı Bora ile alay eder. Jessica usta dokunmanın verdiği parşömenlerini uzaklaştırır. Dünya 8847'de Peter Spider-Woman'ın teleportöründen gelen parşömenlerini alır. Otto ve Anya ne yapmaları gerektiğini sorar ve Silk ona Dünya 31.45'e gitmesi gerektiğini söyler. Peter portal açar ancak Vernon'un yaklaşmaması dikkatlerini çeker. Dünya 31.45'te Otto atmosferi incelemesi istediği Anna'dan bilgi alır ve radyasyonun son derece toksik olduğunu öğrenir. Bu işin içine beni çektiğin için Peter Parker, seni asla affetmeyeceğim. Buraya nasıl geldik? Bu kule, işte bu kule. Mirasçılardan saklanmamız için tasarlandı. İşte içerideyiz. İçeriye girdiklerinde içeride Spider-Silk'i bulurlar ve Silk onlara Dünya 35.40'ın örümcek toteminin burada olduğunu ve çok şaşıracağımız birisi olduğunu söyler. Peter'ın arkasından bir figür yaklaşır. Peter. Ben amca.